Tarihi İpek Yolu'nda Bitlis Çayı'nın üstünde 900 metrelik Bitlis Çayı Viyadüğü'nde yolculuk vakti. Ulaşma Bakanı buraya geldi. Çok yollar çok güzel oldu. Bu köprü çok güzel olmuş. Nefes veriyor, bölgeye nefes veriyor. Çok güzel görünüyor. Bu da daha iyisi olamaz zaten. Ha vallahi. Heyelan bölgesi burası ve Bitlislilerin korkarak ilerlediği bir yoldu. Ama artık Bitlis Çayı Viyadüğü sayesinde bu heyelanlı bölgede son bulacak. Bitlisliler artık bu viyadük sayesinde daha güvenli yolculuk yapacak. Ben yıllarca bu yoldayım. Bu yolda çok manzara gördüm, yani kazalar, şeyler gördüm. İnşallah daha görmeyeceğiz. Baykan ile Bitlis arası bu yolu kullansam 45 dakika, köprüyü kullansam 20 dakikada giderim. İtme sürme yöntemiyle yapılan viyadük tamamı çelikten oluşuyor ve yaklaşık 16 bin tonluk bir çelik. Bu da ne demek oluyor biliyor musunuz? 2 adet Eyfel Kulesi. Fazla da beton kullanıldı. Bağlantı yolları ve Bitlis Çayı Viyadüğü'nün toplam uzunluğu ise 2 kilometreye ulaştı. Bu heybet, bu güzellik, yani hakikaten yapılan bu hizmetin bahsi biçilmiyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı dünyada kendi sınıfında ilklerden olan bir eseri daha ülkemize kazandırdı. Bitlis Çayı Viyadüğü herkese hayırlı olsun. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.